وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman edip salih amelleri yapanlar diye Cenab-ı Hak ilave etmiş. İşte bunlar bir defa Cenab-ı Hak diyor ki لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا Bu çok önemli bir güvence. Bu başka ayetlerde de var, benzerleri de var Kur'an-ı Kerim'de. Ve Rabbimizin bize dünya hayatındaki sınavda en sağladığı en önemli güvencelerden bir tanesi. Ve çoğu zaman bu güvenceyi ihmal ettiğimizde ya unuttuğumuzda kendimize ayrı bir zorlu bir sıkıntılı bir evham kuruyoruz. Yani bunun içinden çıkılmaz. Bundan bahsedilmez. Bu dünyada Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşanmaz. Çok zor olacak şey değil. O yüzden muhali yani olamayacak şeyi Cenab-ı Hak bizden beklemişçesine bir e, tutum içerisine giriyor bazı insanlar ve oradan kendilerine bir ümitsizlik peydahlıyorlar ve yolun sonunda da Cenab-ı Hakk'ı suçlu çıkarıyorlar. Allah yaşanamayacak bir ağırlıkta, zorlukta bir din oluşturmuş, biz de bunun altından ezildik, kaldık yani yakacaksa da yaksın yapacak bir şey yoktu şimdi bile tekrardan dünyaya gelsem yine başka türlüsü olmazdı. Ben öyle her gün namaz kılmaya, senede bir ay oruç tutmaya, hacca gitmeye, İslami ölçüler içerisinde kalmaya zaten başaramam. Zaten başarılacak bir şey de gibi gözükmüyor sanan, hayatı çok kısıtlayan bir mecra olarak dini gören, şeytanın kendilerini böyle kandırdığı çokları var. Halbuki Allah Azze ve Celle buyuruyor. Cenab-ı Hak sizde, size dinde bir zorluk bırakmadı. Eğer konuştuğumuz din, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı din ise, bunda Cenab-ı Hak bir zorluk bırakmadı ama üstüne onlarcasını, yüzlercesini adı bilmedik şeyleri katmışlarsa Resulullah'ta olmayan onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü konuştuğumuz Allah Azze ve Celle'nin Resulullah'ın örnekliğinde mükemmel kıldığı dinden bahsediyoruz. Bu dinde Cenab-ı Hak مَا جَعَلَى عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ هَرَجِ. Bunun da temeli Allah Azze ve Celle'nin kitabı, uygulaması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin somut örnekliğinde, sünnetinde karşılık bulan bir çerçeveye oturuyor. Bu açıdan baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın iddiası şu, مَا جَعَلَى عَلَيْكُمْ min Dinde Allah Azze ve Celle size bir zorluk bırakmadı. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعَسْرَ Daha fazlasını söyledi. Cenab-ı Hak kolay olanı murad ettiği için böyle yaptı. Aslında Cenab-ı Hak zor olanı da murad etmediği için onu da açıklıkla söyledi. Bu sebeple Resulullah'a vahyin kontrolünde yaşatılan dinde böyle bir zorluk bırakılmadı. Onun hevesine, heyecanına, yıllar sonra Mekke'ye gelmişim üç tavaf yapayım, beş tavaf yapayım yetmedi üç beş umre de ekleyeyim demesine fırsat verilmedi. Allah Azze ve Celle onu kontrol etti vahiy süreci, çünkü onun arkadaşı var. Yani Hz. Cibril emin onu talim ve terbiye ediyor bu süreçte, onun bütün yaptıkları fe inneke bi ayyunina. Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde yanlış veya istek Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olmayacak bir şey yapsa müdahale geliyor. Dolayısıyla Resulullah'ın o gün için böyle bir şahsi, beşeri bir heyecanla ibadetleri zorlaştırmaya, kalabalıklaştırmaya da fırsat verilmedi ve e, dinde Cenab-ı Hak bir zorluk bırakmadı. مَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فَالدِّينِ مِنْ <حَرَجُّ> Resulullah'ın kendisi kontrol altındaydı, millet bastırıp daha fazlasını istese, daha fazlası için yani sahabe-i kiram e, belli ayrıntıları zorlaştıracak şeyleri soracak olsa Cenab-ı Hak onun da önüne aldı لَا تَسْأَلْوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُكُمْۜ Yani açıklandığı takdirde size zarar verecek şeyleri sormayın. Hazreti Peygamber Fatu minhum astatatum. Ben size bir emir verdiğimde onu gücünüz yettiği şekilde yapın. Gelip üstüne üstüne sorular sormayın. Ne anladıysanız, nasıl beceriyorsanız, nasıl gördüyseniz yapın. Adamın bir Hazreti Peygamber'e hac edin, hac etmekle ilgili konuşması esnasında اَكُلَّ عَامٍ ya رَسُولَ الله. Her sene mi ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Peygamber bu soruya ne olumlu ne de olumsuz cevap verdi ve haddi bu sorudan hoşlanmadı. Bu o türden sorulardı çünkü. O gün için hayır dese, o gün de insanlar gitsin isteniyor, hac etsinler, mümkünse 3-5 yapsınlar, sorun değil. Ama evet deseydi, her sene için gibi, o zaman da bu günler açısından bu bir kabus olurdu. Demek ki Rasulullah'ın uygulamasına ve sünnet pratiğine sadece bakılacak olsa, Allah Azze ve Celle'nin dini mübini nasıl bütün çağlara uygun düşecek bir esneklikte o gün için ona yaşattığı mucizesi tırnak içerisinde vurgulu söylemek istiyorum, müşahede edilecektir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ne indirdiği dini kişilerin veya normal bir insanın mükellefiyetinin, takatinin üstünde kılmıştır, ne de Normalde bir insan var olan bu kolay dini dahi yapmak hususunda eğer olur da zorlanır ise, mesela hastalanır, oruç tutamayacak olursa Allah Azze ve Celle ondan da bunu kaldırmıştır. Rahatsızlanır, sakatlanır, savaşa gidemeyecek olsa Cenab-ı Hak لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ Yani aksa bir ''Sıkıntı yok, hasta için bir zorluk yok katılamıyorlar'' diye savaşa bu denli hem özelde hem de genel manada Cenab-ı Hakk'ın dinini, sorumlulukların takatın aşmayacak, takatı aşmayacak bir biçimde e, şekillendirdiğinden yüzde yüz emin olmak durumundayız. Bir başka husus, işte fakirlikten yana hayatın içerisinde insanın başına gelmesi muhtemel hususlar. Bakmışsın iş bulamıyor, Allah Azze ve Celle beni sanıyor. ''Sabretmeliyim, sabretmeliyim.'' 3-5 zaman sonra bir bakmışsın asi olmuş. ''Ya sabrettik ettik olmadı yine iş bulamadık.'' diyor. O zaman Cenab-ı Hakk'tan öcünü, intikamını almaya yöneliyor. Şeytan okları Cenab-ı Hakk'a çevirmesini, ona telkin ediyor ve Allah Azze ve Celle'nin işte falancaya iş verdi, filancaya verdi ama hala bana vermedi. Ya Allah Azze ve Celle yok ya da işte yanlış yapıyor noktasına gelip bu sınavda Cenab-ı karşı olan sorumluluğundan feragat etmekle karşı karşıya kalıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle takatini aşan bir yükle onu yüklemeyeceğini, mevcut durumun takatinin içerisinde sorumluluğu altında olduğunu ve sabretmesi gerektiğini kendisinden öncekilere bakarak nasıl iş sahibi olduklarını, nasıl eş sahibi olduklarını, nasıl imkanlara olmayanların da yine dünya hayatında belli bir sınavı, belli bir hayatı ve belli bir sorumluluğu yaşayıp gittiklerini görebilecektir. Şu bir gerçek ki Allah azze ve celle ne kadar veriyorsa o kadar da sorumluluk yüklüyor. Yani eğer e, eş vermediyse, eş üzerinden bir sorumluluk gelmedi demektir. Eğer iş vermediyse, imkan vermediyse, para imkanı vermediyse, buna bağlı olan sorumlulukları da Cenab-ı Hak düşürecek demektir. O sebeple e, madem ki bu süreçte verilen her şey geri alınmaktadır ve verilenler üzerinden insanlar sorumlu tutulmaktadır, bizim için burada esas olan bir şeyler verilmediği takdirde sorumluluğundan muaf olabilecek miyiz? Cenab-ı Hak diyor ki, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا <أَتَاهَا> Allah hiç kimseye vermediği bir şeyin sorumluluğunu yüklemez.